Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Nuri Özdemir, AKP Mersin İl Yönetimi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan eleştirilere düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. İktidar Partisi'nin Mersin'deki ayağı, yani Mersin'deki yöneticileri ısrarla ve inatla Mersin üzerinde ciddi oyunları oynamakta, kararlı şekilde devam etmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi'ni ve onun mensup olduğu siyasal partiyi adeta kuşatmaya çalışmaktadır. AKP'nin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini görmezden geldiğini ve acımasızca eleştirdiğini kaydeden Özdemir, Mersin adına ahkam kesme noktasında olan AKP iktidarının yerel yöneticilerinin Mersin'i yok sayarak, 3 dönemdir halkın oylarıyla gelen bir belediye başkanını da yok sayarcasına küstah, şımarık şekildeki yaklaşımları gerçekten bizim içimizi acıtmaktadır diye konuştu. Mersin adına ahkam kesme noktasında olan AKP iktidarı, genelde yerel yöneticilerin geneli değerlendirirken sanki Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuşçasına her şey toz pembe gibi göstermeye çalışmaları ve Mersin'i de yok sayarak adeta Büyükşehir Belediyesi'ni, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve 3 dönemdir halkın onayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş olan onayı sandıktan çıkarcasına iş başında bulunan bir belediye başkanını da yok sayarcasına küstah, şımarık şekildeki yaklaşımları gerçekten bizim içimizi acıtmaktadır. Mersin'i turizm kenti yapacağız söylemleriyle kentin akkuyusu haline yapılması planlanan nükleer santral projesi ve kazanlı sülfürik asit tesisi projesinin ters orantılı olduğunu anlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Nuri Özdemir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Mersin'de Büyükşehir'i istiyoruz yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Çivi bir çarpacak noktada bile olamayanlar, hatta dönem dönem Mersin'de yerel yönetimleri istiyoruz anlayışıyla bizlerin bile yaptıklarına sahip çıkarak geçtiğimiz dönemlerde hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz. Kentin dört bir tarafına büyük bir bloklarla donattılar. Hiç merak etmeyin. Çöpü de biz çözdük. Suyu da biz getirdik. Bütün sorunlarımızı biz çözüyoruz, çözeceğiz diyebilecek kadar direniye gittiler. Biz buna rahatsız olmuyoruz. Söyleyecek hiçbir şey olamayanlar elbette ki bizim yaptıklarımıza sahip çıkacaklar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, Mersin'i turizm kenti ilan etmeye çalışıyorlar. Mersin'in gerçekten turizm kenti olma noktasında yapılması gereken her şeyi yapacaklarını söyleyen insanlar ama turizmle bağdaşmayan, hiçbir şekilde örtüşmeyen bütün yatırımları da özellikle Mersin'e yapma çabası içerisindedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları projelerin AKP iktidarı tarafından engellendiğini de öne süren Özdemir, geçmişteki bazı çalışmalarının hükümet tarafından sahiplenildiğini ve bunun üzerinden siyaset yaptıklarını dile getirdi. Aqua Park'ın mahkeme kararıyla iptal edilmesinden de AK Parti hükümetini sorumlu tuttu. Adaylar tünetiyorlar, adaylar çıkarıyorlar, ortaya sayıyorlar. Büyükşehir'i istiyoruz diye talimat geldi. Sayın Başbakan böyledir. Dünkü açıklamalarda da Sayın Bakan Zafer Çağlayan'ın bir açıklaması var. Mersin'i istiyoruz. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Mersin, Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyeler. Markette satılan herhangi bir meta değil. Halka gideceksin, sandıktan çıkacaksın. Onun yolu halktan geçer. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne eleştirilerde bulunan AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker'i de kastederek siz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın muhatabı değilsiniz diyen Özdemir, yapılan anketlerde Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın ve partisinin önde olmasının AKP'nin Mersin'deki yöneticilerinde bir panik havası meydana gelmesine neden olduğunu savundu. Basın toplantıları yaptı, ona cevap veriyor. Siz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın muhatabı değilsiniz bir kere. Ona, onun en yakın çalışma arkadaşları cevap verebilir. Biz onun en yakın çalışma arkadaşı olarak ona yapılmakta olan haksızlıkları kamuoyuyla paylaşmak adına onun adına bu cevapları veriyoruz. Onlar onun muhatabı değildir. Ha, baş adaylık noktasında Sayın Bakan Yardımcısı'na getirmişler. Sayın Bakan buraya aday gösterme anlayışına sahip olduğu bir arkadaşımızı burada ön plana çıkarmışlar. Bu bizi hiç bağlamaz, hiç ilgilendirmez. Özdemir açıklamasının sonunda basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. Bir, öyle bir araç içerisinde ki biz şaşırmış vaziyetteyiz. Yani onları anlamak mümkün değil.
bu panikler, bu anketleri arkadaşlar, yani halk yapıyor. Başbakan da yaptı. Başbakan yaptırdı halk anketi, biliyorsunuz. Halbuki olduğumuz anketlere falan bağlamış falan değiliz. Ama bu da siyasal yaşamın bir parçası. Bunu görmemek mümkün değil.